Cinsel ve dini vesvese çok fazla bizim toplumda. Dine karşı günahkarlık duygusuyla ilgili geliyor. Mesela bir kimse abdest alırken aklına hemen Allah'a karşı bir küfür duygusu geliyor. Tuvaletteyken Mekke, Kabe görüntüsü aklına geliyor. Ukrayna'da Oksana Malaya vakası var. Çocuk aynı köpek gibi havlıyor, köpek gibi suyun altına giriyor, dört ayakla yürüyor, yemekleri ağzından yiyor, ellerini kullanamıyor. Sadece köpek gibi adımlar atıyor. Yani hastanede devamlı bir Mehdi yatar bizde. Yani ben Mehdi'yim diye girer hastaneye. Bakar ki adı Mehdi ama insanın içinde vardır ya. Mehdilik hoşuna gidiyor insanın. Yani birdenbire Mehdi oluyorsun. Mehdi ne yapıyor? Bir kılıç sallıyor, bin tane kötü insanı öldürüyor. Karısı uyuyor, horul horul uyuyor. Yavaşça sandalyesini çekiyor, onun yanına gidiyor, onu seyrediyor rüyada. Yüzü güldüğü zaman rüyada hemen uyandırıp, kimi görüyordun rüyada diyor. Yakalamak için test ediyor onu. Eğer o anda işte filanca kişi görüyorum dese, gidecek onu vuracak ya da karısını şey yapacak. Babası yokmuş onun, abisi baba gibi büyütmüş onu. Bu evliliğine abi razı değilmiş, gelmemiş düğününe. Bundan dolayı kendine suçluluk duygusu oluşmuş ve kendisine abimin onaylamadığı bir şeyde ben cinselliğe layık değilim diye bunu bilmeden yapıyor. Cinsellikle ilgili bir kaçınma davranışına dönüşüyor. 9 sene süren vaka beraber olmuyor. Artık evlilik boşanma noktasına geliyor. Çocuğunuz olmuyor diye kimseye de söylemiyorlar. Aileler bile bilmiyor. Aileden bir kişi biliyor, o getirdi bize. Ben 1952 Merzifon'da doğdum. İlk okulumu İstiklal İlkokulu ve Namık Kemal İlkokulu, ortaokulda Merzifon Lisesi. Daha sonra Kuleli Asker Lisesi'ne İstanbul'a gittim. Oradan da Kuleli Asker Lisesi'ni okurken tıp üniversite imtihanına girip oradan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne 69'da girdim. 75'te Cerrahpaşa'dan tıbbiye adını okuyarak Milli Savunma Bakanı adına mezun oldum. Daha sonra Kıbrıs'ta ve Bursa Işıklı Asker Lisesi'nde okul tabipliği görevlerim oldu. Gata Haydarpaşa'ya yardım doçent olarak atandım. 90'da doçent oldum. Asker olduğum için de 93'te albay olduk. Kendi isteğimle 90 yılında emekli oldum. 97 yılında Amerika'daki bir merkezle görüşmeye başladık. O merkezin Türkiye temsilcini aldım. 1998'de onu imzaladık. Memorial Center of America'nın Türkiye temsilcini aldık. Daha sonra o temsilcilikte çocuk ergen bölümünü, erişkin bölümünü ve Türkiye'de ilk defa olan beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi yöntemini geliştirdik. Hatta telenöropsikiyatri yöntemini o zaman Türkiye ilk getirdik. 2006'da da hastaneyi Türkiye'de ilk nöropsikiyatri hastanesi kurduk. O hastanede de aynı şekilde ciddi bir ihtiyacı karşıladığı için, yani yurt dışına gidecek tedaviye dirençli vakaların yurt dışına gitmek yerine bize gelmeye başlamasıyla ilgili böyle birçok vakalardaki olumlu aldığımız sonuçlarla da 2011 yılında bütün kazanımlarımı bağışlayarak Üsküdar Üniversitesi'ni kurduk. Ve Üsküdar Üniversitesi'de şu anda 22 bin öğrenci var. Ve Üsküdar Üniversitesi'nin hiçbir kamu desteği almadı, hiçbir kamu tahsisi kullanmadı, kamu bağışı kullanmadı. Bu şekilde bir yaptığım işi anlatan bir özet yapmış oldum size. Kıskançlık hezeyanı vardı erkekte. Kıskançlık düşüncesi basit bir kıskançlığın ötesinde kıskançlık paranoyasına dönüşmüştü. Kıskançlık paranoyasına dönüştüğü zaman kişi artık eşi gülse kime gülüyorsun diyor. Eve geldiği zaman kıskançlık paranoyasıyla evlerde pencereye iğnelerle yerler yerleştiriyordu böyle. İğneler açıldığı zaman sen dışarıda biriyle konuştun herhalde diyordu hemen. Banyodaki sabuna bakıyordu, üzerindeki kıllara yapışmış kıllara bakıyordu. Geldiği zaman onlar değişmiş mi değişmemiş ona bakıyordu. Düşün. Böyle bir hezeyan artık. Kadına pencereden dışarı baktıramıyordu. Karısı uyuyor, horul horul uyuyor. Yatakta uyurken yavaşça sandalyesini çekiyor, onun yanına gidiyor, onu seyrediyor rüyada. Yüzü güldüğü zaman rüyada hemen uyandırıp, kimi görüyordun rüyada diyor. Yakalamak için test ediyor onu. Eğer o anda işte filanca kişi görüyorum dese, gidecek onu vuracak ya da karısını şey yapacak. Bunu getirince bu hezeyan dedik, hastaneye yatması dedik. O hezeyanın dışında sosyal hayatı iyi, iş adamı, birçok şeyi götürüyor. Adam kabul etmedi tedaviyi ve boşandı. Ve beni de mahkemede tanık olarak çağırdılar biliyor musunuz? Ve bunu hakime anlattım ben. Hakim güldü böyle yani. Yani hastanede devamlı bir Mehdi yatar bizde. Yani ben Mehdi'yim diye girer hastaneye. Bakar ki adı Mehdi ama insanın içinde vardır. Ya Mehdilik hoşuna gidiyor insanın. Yani birdenbire Mehdi oluyorsun. Mehdi ne yapıyor? Bir kılıç sallıyor, bin tane kötü insanı öldürüyor. Bir emir veriyor, herkes iyi insan oluyor. Oo ne güzel bir şey. Bak neymişsin ya, bak herkes seni övüyor de sen büyük insansın diyor.
Ondan sonra başlıyor, havalara giriyor. Ya ben büyük insanım diyor. Ondan sonra bir iki kitap okuyor. Ya senin burnun Mehdi'nin burnuna benziyor diyor birisi. Mesela şaka yapıyor. Ya o onu gerçek alıyor. Aynanın karşısına geçip dinlemeye başlıyor. O kişi ben Mehdi'yim diye başlıyor, hezeyana giriyor. Ve bir müddet sonra saçmalıyor. Mesela o bir hastamız vardı ben Mehdi'yim diyen. Ankara'dan Sinop'a kadar yürümüştü. Sinop'ta sokaktan bulup bize getirdiler. Sebebi de şu, dünyayı fethedecek. Türkiye'nin en üst noktası Sinop. Oradan Rusya'ya emir verecek, dünyayı düzeltecek. Öyle bir hezeyan içerisindeydi. Yatırdık bunu, tedavi ettik. Doktor arkadaşlar dedi ki, uzmanlarımız, ya bu taburcu olacağım, iyiyim, Mehdi değilim diyor ama biz emin değiliz. Biraz daha derin sorgulama yapabilir miyiz dedim. Ben biraz daha sorguladık. Ya doktor bey dedim, aslında Mehdilikten vazgeçmedim dedi. Fakat sağlıklı Mehdi olmaya karar verdim dedi. Ben de o zaman arkadaşlara dedim ki, ya iyi tedavi edememişiz buna. Devam edelim dedim. Bak kişi zeki birisiydi ama. Yani oradaki bir şeye inanmış. Daha sonra tedavi ayaktan devam etti. Sağlıklı düzelmeye başladı. Yani çok ilerlemezse gerçeklik testini yaptığı zaman düzelebiliyor bu. Vesvese onun için öyle insanı insan yapan ama insanı şeytani boyuta da getirebilir. İnsanı ben kutsalım dedirtebilir de. Gittiğim yerden yanık kokusu duyuyorum diye geliyor. Yani biz şimdi şu anda ona da travma ölçeklerini yaptık. O kişinin abisiyle yaşadığı bir şok yaşantı var. O yaşantıyı böldük. Ondan sonra biz tedaviye başladık o kişide. Yani yanık kokusu geliyor diye yabancı bir ortama gidemiyor. Aile hayatı berbat olmuş. Her tarafta yanık kokusu duyuyor. Onun üzerine artık akıl sağlığı bozulma noktasına gelmiş. Perişan vaziyette getirdiler bize. Olmayan yanık kokusunu duyuyor diye. Bütün KBB hepsi bütün incelemiş bir şey. Beyinde hiçbir şey yok. Onun üzerine biz oradan ona da analiz uyguladık. Alkolikmiş abisi. Sigara içerken yatağı yakıyor ve yanıyor. Ve daha sonra vefat ediyor abisi. O da evdeymiş, çocukmuş o zaman. Bu abisi işte bir alkolikti, bir şey oldu. Unutulmuş o olay. Ama çocukluk çağı travması olarak onda kalmış bu. Ondan sonra o travmayı, yanık kokusunun abiyle olan bağlantısını beyin yapmadan yanık kokusuyla ilgili yeni bir anlam yüklemeler oluşmuş. Yanık kokusu onun için tehdit gibi gelmeye başlamış. Ve her şeritaf yanık kokusu duyma başladıkça hep zarar göreceğim korkusu olmuş. Bir paranoya haline gelmiş yanık kokusu. O deşarj olduktan sonra tabii beyinle ilgili tedaviler, ilaç tedaviler de yaptık. O kişi o duygusal boşalmayı yaşadı, onun farkına vardı. Arkadaş bu bundan kaynaklanıyor. Beynin sana oyun oynuyor dedik. Beynin bir bölgesi yanlış komut üretmiş, yanlış mesajlarla seni yanlış yönlendiriyor. Sen bundan mesul değilsin. Bu bir hastalık dedik. Öyle olunca o kişi o düşünceyi bir beyin kaynaklı olduğunu öğrendi. Dışsal kendisine ait olmadığı ve suçluluk hissetmemesi gerektiğini öğrendi onunla ilgili. Ve öyle olunca da mesela bunun örneğini şeyi de çok anlatıyoruz. Hani meşhur Akıl Oyunları diye bir film var ya, Beautiful Mind filmi. O filmde mesela matematik profesörü ve oyun teori geliştirmiş bir adam. O kişi o filmde yıllar önce bunu, o filmi izleyenler hatırlar. Bu dediğimi doğrulayan bir örnektir. O gerçek hayat hikayesinden film haline getirilmiştir. O kişi şizofreni tanısı alıyor. Sesler duyuyor. Bir küçük, büyük insan sesleri duyuyor. Onunla konuşuyorlar. Şimdi o kişi zeki. O seslerle mücadele ederken pencereden masayı atıyor. Birilerini tehdit gibi görüyor. Aslında tehdit gördüğü o konuşan kişiler onunla. Görüyor, onunla kaçınmaları başlıyor. Hastanelerde yatıyor, tedaviler görüyor. Fakat zeki olduğu için ya diyor ki bu sesler diyor ve bana ait bir ses değil. Bayağı oyun oynuyor bu sesler diyor. Bir müddet sonra düzeldiği zaman ne oluyor biliyor musun? O sesler gene geliyor. O üç tane kişi konuşuyor. Filmin sonunda çıkıyor. Konuşuyor. O sesler konuşuyor. Hadi canım şimdi diyor. Başlıyor şeye devam. Matematik teorilerini çalışıyor. Kimse de anlamıyor. Ve bu kişi 80 küsur yaşında trafik kazasından vefat etti. Vesvesesini yönetmeyi başardı. Şizofreni bile bitti. Bir genç var şu anda mesela. Tuvalette bir şey bulaşık korkusu var. Büyük abdestini hiç kimseye söylemeden evde kağıtlar düzüp onun üzerine yapıyor. Aylarca, belki senelerce yapmış. Aile koku vesaireden fark ederek şey olmuş. O derece bulaşma korkusu var. Kontaminasyon ve obsesyonu hezeyan haline gelmiş artık. Kişi ders çalışamaz hale geliyor, hiçbir şeye dokunamaz hale geliyor, her şey bana bulaşacak diye eli havada dolaşıyor böyle. Evin içinde dolaşırken eline çorap geçiriyordu. Evde yani idrar kaçırma korkusuyla başlamış. İdrar, bak düşün basit yani herkes de idrar kaçırma, hani işte abdestimi tutamıyor. Bir müddet sonra uçağa binemiyor, vapura binemiyor, idrarımı kaçıracağım diye başlıyor. İdrar kaçırma korkusu o hale geliyor ki artık evden çıkamaz hale geliyor. İdrar tutmaktan. Su içmemeye başlıyor ve evin içerisinde artık idrarını
yerlere kağıt seriyor, tuvalet kağıtları. İdrarını oraya yapıyor. Ondan sonra da hemen banyoya giriyor, yıkanıyor. Ondan sonra evin içerisinde kaçırdım kaçırmadım kontrol yapmak için evin içerisinde çıplak dolaşıyor artık, düşün. Yatağında yatmıyor. Bu noktaya gelmiş. Hayatının merkezine bunu almış. Bu olmadığı zaman yapamıyor diye birçok tedaviler var. Bize artık genellikle insanlar son çare diye geldiklerinde biz bunu yatırdık hastayı. Testleri yaptık. Kişilik altyapısı, yani kişilik profilini de çıkarıyoruz biz kişilerin. Çünkü psikolojik kaynakları, ego gücü, psikolojik savunmalar yeterliyse tedavide daha iyi sonuç alıyoruz böyle durumlarda. Onları çıkardık ve tedaviden yararlanabilecek birisiydi. Yatırdık, tedavi aldık. Şu anda üniversiteyi yarım bırakmıştı, kaldığı yerden şey yaptı. Bak, düşün, bu derece evde dışarı çıkamıyordu artık. Nişanlısı vardı, nişanlısı onu terk etmişti. Onun üzerine zaten artık aile başka çare yok diye aile kendisi halletmeye çalışmış. Her dediğine evet diyerek ona evde bir güvenli alan oluşturmuşlar ama gerçekçi olmayan bir alan. Her dediğini yapıyorlardı odasında vesaire. Benim çocuğuma tapıyorum diyor mesela. Bak bir anne. Aynı bunu söyleyen anne. Ben çocuğuma tapıyorum diyor anlatırken. Çocuğunu kucağına almış pencere kenarındayken. Diyor ki ya bu çocuğumu atarsam diye bir düşünce geliyor. Çocuğunu evrenden, yaratılıştan, varoluştan, Allah'tan daha çok seviyor. Böyle durumlarda beyinde o aşırı duygusu ona bak ben böyle çok önemli bir insanım, böyle çok kıymetli bir insanım diyor. Ben bile diyor çocuğumu atmayı düşünüyorum. Ben bunu nasıl düşünürüm ya diyor. Bu bana layık değil, çocuğunu kucağına almamaya başlıyor. Böyle bir düşünce benden neye geliyor diye o düşünceyle savaşmaya başlıyor. Bu sefer çocuğunu mutfağa da sokmuyor, alıp bıçakla ona zarar veririm diye. Bu sefer çocuğunu hiç kimsenin kucağına vermemeye başlıyor. Çocukta davranış sorunları çıkıyor. Bir araştırıyoruz ki bakıyoruz ki annenin böyle bir davranışı var. Böyle bir düşünce bozukluğu var ve duygu bozukluğu var. Obsesyonun düşünce boyutu ve duygu boyutu ikisi birlikte hareket ediyor. Klasik psikiyatri yaklaşımı sadece düşünce bozukluğu olarak obsesyonu görürler. Halbuki obsesyon aynı zamanda his bozukluğu, duygu bozukluğu, duygusal obsesyon da var. Yani vesvese olarak bilinen, halk arasındaki ya da takıntı olarak bilinen şeyler aslında vücudumuzun, beynimizin ürettiği düşünceler bunlar. Veyahut da duygular. Hep düşünce zannediliyordu. Bu da şu anda nörobilimdeki son gelişmeler sonucu bir sadece bir düşünce bozukluğu değil, aynı zamanda duygu bozukluğu OKB. Kişi bir vesvese denilen şey, aklına bir his geliyor mesela. Diyor ki çocuğumu alıp pencereden dışarı atar mıyım diye. Yani vesvese gibi bir şey geliyor. Sağlıklı düşünen insan ne diyor ki? Ya ben niye atayım ki? Saçma diyor. Hadi canım diyor. Hemen konuyu değiştiriveriyor. Hemen rasyonel bir karar verebiliyor orada. Ama bu düşünce boyutundaysa çözümü kolay yapıyor. Duygu boyutundaysa mesela aklına şöyle bir şey geliyor. Ben çok günahkarım diye bir his geliyor. Çok kötü bir insanım diyor. Sevilmeye layık değilim diye böyle hisler geliyor. Bu hisler geldiği zaman kişi hemen hızlı bir karar mekanizmasını kullanarak böyle durumlarda yani duyguları proses edecek hemen. Benim böyle günahkar olmam için, kendimi suçlu hissetmem için gerekçeler neler diyecek, kendi kendine soracak. Bu gerekçelerde eğer makul bir gerekçesi varsa onu düzeltmeye çalışacak. Makul bir gerekçesi yoksa, halen geliyorsa o his içinde böyle soyut düşünceyi yönetemediği için kişi, soyut kararları mantıksal olarak veremediği için hemen o beynindeki hissi, manevi kirlilik hissini, maddi kirlilik hissine çeviriyor, başlıyor elini yıkamaya. Aslında o elini yıkamıyor, içindeki pis duyguları yıkıyor o kişi. Ve duygu obsesyonu haline dönüşüyor, duygu takıntısı haline dönüşüyor. Artık bir müddet sonra onu o kadar tekrarlıyor ki 60 dakikasının 59 dakikası bunu düşünür hale geliyor kişi. Yani düşünür hale geldiği için bununla yatıyor, bununla şey yapıyor. Tedavide yani artık hastaneye yatırmak, önce beyni resetlemek gerekiyor bu kişide artık. Beyni bloke edip durdurup yeniden başlatmak gerekiyor. Vesvese dediğimiz zaman kişinin istediği zaman kontrol edebileceği mantıksal olarak analiz yapıp bunları mesela insanın aklına birkaç defa gelmesi normaldir. Ama bunlar 60 dakikanın artık yarım saatini almaya başlıyorsa bu artık obsesyon OKB haline dönüşmüş demektir. Bir anlık gelip geçiyorsa bunu yönetebiliyorsa klasik vesvesedir. Saçma geldiği halde engellemeyecek duruma geldiyse o zaman artık beyinde bir network bozulmuş diyoruz. Sinirsel devreler bozulmuş. O artık ilaç ve klinik tedavi gerekir. OKB tanısı alıyor o zaman. Ondan sonra ileri OKB alması için de artık şey haline geliyor. Günlük yaşam aktivitesini bozuyor kişinin. Yani yemeği, içmeyi, üremeyi, aile hayatını her şeyini bozuyor. Kendisini o derece temizliğe veriyor ki o derece çocuklarla ilgilenemez hale geliyor. Onun için basit vesvesenin çözümü bazı düşünce teknik
teknikleriyle kişi kendi kendine de yapabiliyor. Kendine yardım teknikleri öğretiyoruz. Kendine yardım tekniklerini o kişi uğranırsa onu halledebiliyor. O başlangıç döneminde çözüm kolay yani. Bu şu konuştuklarımdan da bazı kimse sonuç çıkarabilir. Rüminasyon ölçekleri var, obsesyon ölçekleri. O ölçeklerde mesela Yale-Brown diye bir ölçek var. Yale-Brown ölçeğini uyguladığımız zaman orada üst sınır 40 mesela. Bu kişilere bakın 36, 38, 39 çıkıyor bu kişilerde. O düşünceyle geçirdiği zamana bakıyoruz. Ve işin ciddiyeti mi, artık intihar noktasına mı gelmiş, ona bakıyoruz. Başka iş yapamaz hale mi gelmiş, onlara bakıyoruz. Onlara bakınca kişi artık bununla yatıp bununla kalktığını, biz yaşantılarını sorgulayarak o testteki ölçekte göre bir ölçülebilir hale getiriyoruz. Çünkü bir kuralımız var, ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz. Onun için ölçüyoruz ve obsesyonun şiddetini ölçüyoruz. Obsesyonun türünü ölçüyoruz. Ona göre onunla ilgili bir tedavi hedefi belirliyoruz. O hedefe göre biyolojik boyutunu, psikolojik boyutunu, çevresel boyutunu hepsini ele alıp bir tedavi planı yapıldığı zaman bu vakalar düzeliyor, emin olun. Eskiden biz bu vakalara ruh kanseri denirdi benim asistanlığımda, düzelmiyor diye. Şimdi gerçekten tıp ilerledi. Beyni avucumuzun içine alıp böyle şurası böyle bozulmuş, burası böyle bozulmuş. Şurası da beynin hisseden bölgesiyle karar veren bölgesinde bağlantı bozukluğu var diyoruz. Hatta bazen o manyetik uyarım tedavilerinde o hale geliyor ki nöronavigasyonla beyinde bozulmuş olan bölgeye MR cihazında bölgeyi buluyoruz. O bölgeye yönelik uyarı veriliyor nöronavigasyonla ve bu şekilde düzeltme tedaviler yapılıyor. Cinsel ve dini vesvese çok fazla bizim toplumda. Dini konularla ilgili vesvese de en çok dine karşı günahkarlık duygusuyla ilgili geliyor. Mesela bir kimse ibadet, namaz kılarken, abdest alırken aklına hemen bir şey geliyor. Allah'a karşı bir küfür duygusu geliyor. Tuvaletteyken Mekke, Kabe görüntüsü aklına geliyor. Ondan sonra ben ne rezil bir insan, ne kadar adi bir insanım ben. Tuvalet gibi pis bir yerde ben nasıl bunu düşünürüm diye tuvalete girmemeye başlıyor. Var böyle vakalar. Tuvalete girmeme başlıyor ya, dini vesvese nedeniyle. Vesvese bir noktaya ilerliyor ki namaz kılmamaya başlıyor. Namaza durduğu zaman aklına küfür geliyor diye. Bir nevi diyorum ki şeytan acayip bir oyun kuruyor orada. Zeki insanlar bu oyuna gelmiyor ama. Duygularının esirinde olan, zaaflar, korkular olan insanlar şeytanın o vesvesesinin oyununa geliyor. Gerçekten ilmi varmış şeytanın. Ve şeytan çok iyi oyun kurucu. Eğer sen niyetini düzgün tutarsan Allah da oyun kurucu. Allah da melekuti bir yardım gönderiyor. Melek de hayır öyle değil arkadaş böyle diyor. İcil duygular var içimizde. Öyle değil de iyi seçeneği aklına getirtiyor. İnsan böyle durumlarda kötü seçenek, iyi seçenek arasında özgür iradesiyle bir karar veriyor, orada önüne gidiyor. Yani mesela şeytan böyle namazın ortasında bir vesvese geldi. Allah'a karşı küfür vesvesesi geldi. Niçin namaz duruyorsun? İlahi rıza için duruyorsun. Böyle durumlarda o kişi namazı eğer Allah için kılmıyorsa, eş dost için, çıkar için kılıyorsa, bakıyor ki ders çalışmama mani oluyor, başka işime mani oluyor diyor. O ilahi rıza amacını unutuyor. Bırakıyor ve imtihanı kaybediyor. Dur, düşün, eyleme geç yapacak o kişi. Böyle düşünecek, arkadaş vesvese bulaşıcı değildir. Vesvesenin zarar verme özelliği yoktur. Bu benim sorumluluk duygumdan kaynaklanıyor, mükemmeliyetçi olmaktan kaynaklanıyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bunu Allah kabul ederse zaten makbul oluyor. Ben mükemmel yaptığım için makbul olmuyor bu. Bunu diyecek. Öyle durumlarda Allah'ım ben bu kadar yapabiliyorum diyecek, kalbini Allah'a yöneltecek, o zaman kaderin yardımı da geliyor ve düşünce vesvese öyle durumlarda o vesveseyi kontrol edebilir hale geliyor. Bunu yapabiliyorsa zaten o zaman hastalık boyutuna geçmemiş oluyor. Mesnevi'de de Mevlana da bunu yapmış. Bediüzzaman Vesvese Risalesi'nde bunu yapmış. 21. sözdü yanılmıyorsam, vesvese bahsi geçen söz beni en çok etkileyen ve ciddi şekilde mesleğimle onun arasında çok ciddi bir beni şaşırtan bir söz oldu. Çünkü yani şu anda tedavide kullandığımız tekniklerin teorik temelini orada yazıyor. Çok enteresan. Mesela diyor ki büyük görürsen büyür, küçük görürsen küçülür. Ehemmiyet verirsen şişer, ehemmiyet vermezsen azalır diyor. Bizim aşırı zihinsel uğraş dediğimiz şey, insanlar bunu korkuyu o derece dehşetli yaşıyorlar ki. Çünkü hayatlarında başka bir gerçeklik kalmıyor bu kişilerin. Ve bunların elinde değil bu insanların. Artık o derece ve orada şunu söylüyor beni en çok şaşırtan, hastalık maddi boyut kazanabilir diyor. Beynimizde diyor, tahayyül ve tasavvur yetenekler var insan beyninin. Bir şey hayal ediyor ve tasvir ediyor. Burada beyindeki bilgiler, dışarıdaki bilgiler, mesela ateşle barut dışarıyla birbirinden çok uzaktır diyor. Ama beyinde bunlar komşudur diyor. Ve gerçekten nörobilimi sanki beyni okur gibi yazılmış orada. Beyinde gerçekten bu bağlantıyı, mantıksal bağlantıyı kuruyor. Patlama deyince barut geliyor akla. Beyin bunu kuruyor ama ikisi yan yana dışarıda bulunmuyor.
Maddi gerçeklikle zihinsel gerçeklik farklı. O gerçekliklerin ayrımını yazmış o. Yani nörobilim falan yokken daha, kuantum yokken onunla ilgili bilgiler yazıyor. Yani bu ancak ilhamla yazılır diye beni çok şaşırtmıştı. 21. sözde bununla ilgili çekirdek tavsiyeler var. Terapide kullanabileceğimiz. Bu kişi hastalığın başlangıç döneminde zaten obsesif kompulsif bozukluğun ileri olmayan orta grubunda hasta kişinin hasta olduğunu biliyor. Ya bu saçma diyor, çok anlamsız diyor. Hatta senin içinde ikinci bir kişi var gibi mi geliyor deyince, ha tam öyle diyor. Yani içinde ikinci bir kişi var, ha bire konuşuyor, saçma konuşuyor gibi diyor. Aslında ilk başında şeytani vesvese denilen, yani kişinin başlangıçta herkese şeytani vesvese ya da melekuti vesvese denebilir bunu. Sembolik olarak düşündüğümüz zaman kötücül düşünceler var, iyicil düşünceler var. Kötücül hisler var, iyicil hisler var. İnsanın beynimize hep böyle doğduktan itibaren kişi reşit olmaya başladıktan sonra iyicil ve kötücül arasındaki ayrımı öğrenebiliyor kişi. Yani içinden kötücül bir his geçtiği zaman kuyumcunun önünden geçerken diyor ki, ya bu kuyumcu bak başka şey harfa bakıyor. Şundan acaba bir şey yürüteyim mi diye bir içinden bir kötücül his geliyor. Heves, hırs, açgözlülük varsa gelir o his. Hemen böyle durumlarda hisseden beyin böyle diyor. Düşünen beynini devreye sokacak. Saçmalama bak, kanun var, yasalar var, böyle bir şey var diyecek. Hemen durduracak kendisini. Eğer vicdanı varsa, ahlaki yürütmeyi yapıyorsa da kişi, ben bunu yapsam bile şu anda Allah hesap soracak der. Hayır der. Vicdani ahlak yürütme var. Biz orada tedavilerde kullandığımız yöntemlerde bak üç akıl yürütmeyi kullanıyoruz. Biri hukukun belirlediği, kanunların belirlediği hukuki normlar vardır. Bu normlarla oluşan bu yazılı metinlerde, yasalarda vardır. Hukuki normlar, bunlar aykırı, şuna uymazsan hapse girersin hukuki. Bunlar dışında bir de sosyal normlar vardır. Ayıp, günah gibi insanların, toplumun yani yapma dediği grup. O da ikinci bir kontrol edicidir. Topluma karşı sorumluluk hissetmek. Ahlak ve normlar vardır. Üçüncü normlardadır. Yüksek ahlak diye geçer bu. Diğeri ortalama ahlaktır. Yüksek ahlakta vicdani hesap sorma duygusu vardır kişide. Vicdani hesap sorma duygusu, mesela antik çağdaki Yunanlılarda vicdani hesap sorma duygusu yok. Yakalanmadıkça hırsızlık serbestmiş. Bu sonradan öğreniliyor. Doğuştan gelmiyor bu. Vicdan duygusunun norm haline getirilmesi, vicdan duygusu insanda doğuştan var ama bunun tanımlanmasını insan zihni yapıyor. İnsan zihniyle diyoruz ki bu vicdan akıl yürütme var. Hiç kimse görmese bile her beni gören, beni işiten, beni kontrol eden, Fatiha'da geçen yevmiddin olarak geçen, hesap günü olarak geçen bir gün var. Orada bana bunun hesabı sorulacak diyor. Hemen eli içinden hisleri uzan dese bile mantığı uzanma diyor, duruyor onu. Hastalık maddi boyut kazanıp ilaç ve şey boyutu haline gelmemişse, sadece terapi şeklinde halledilecekse, ona bir tedavi algoritması var. Onun içerisinde hatalı düşüncelerini görüyoruz. Mesela negatif ruminasyonlar mı çok, pozitif ruminasyonlar mı çok hayatın? Ona bakıyoruz. Negatif ruminasyonlar da işte kendini de küçük ve değersizleştirme ile ilgili. Pozitif ruminasyonlar da kendisinin de yüksek olduğunu, böyle kendisini alçak dağlar ben yarattım, ben neymişim gibi böyle megalomanik ruminasyonlar da oluyor. O pozitif ruminasyon, o da patolojik. İşte ikisi de sağlıklı değil. Onları belirliyoruz, ruminasyon türlerini. Kişinin ruminasyonlarını böyle durumda aklına bir düşünce geldiği zaman, yani çok ilerlemezse gerçeklik testini yaptığı zaman düzelebiliyor bu. Şu anda tedaviyi minimumdan yapmıyoruz. Çünkü altyapımız çok iyi. Hastanede de, üniversitede. Optimumdan yapıyoruz. İlk başvurusu, ilk klinik vakaysa optimum bir tedavi yapıyoruz, ölçüyoruz. Önce tanı koyuyoruz. Tıpta 3 T kuralı var. Teşhis, tedavi, takip. Teşhis, bir ilaç yaz git, böyle psikiyatrik tedavi olmaz. Takip ayağı da olacak. En az bir 6 aylık plan yapıyoruz. Ve böyle durumlarda eğer ilk vakaysa, vesvese diye geldiyse genellikle ilaça gerekmiyor. Ama altın standart tedavi, obsesif kompulsif bozukluğunun mesela testleri yapıyoruz. Yale Brown 20'nin üzerindeyse zaten ciddi tedavi gerekiyor. 10'la 20 arasındaysa, kişinin içgörüsü yüksekse, yani bununla ilgili ilaç ve terapi yeterli oluyor o zaman. İlaç ve terapi yapılıyor. Bununla yani düzelme sağlanıyor. Eğer şöyle 6 hafta içinde yeterli düzelme olmazsa, bazen 3-6 hafta içinde manyetik uyarım tedavisi gibi tedavi ekleniyor. Şu anda Deep Brain Stimulation diye İsraillerin geliştirdiği bir tedavi, beyin uyarım tekniği var. Derin beyin uyarım tekniği. O cihaz da biz çalıştırıyoruz, kullanıyoruz. Beynin bu duygusal karar veren bölgesiyle mantıksal karar veren bölgesini derin uyarım yapıyor beyni. Şok tedavisi değil. Hastayı uyutmuyoruz. Ayaktan yapılabiliyor o tedavi. O tedaviden faydalanırsa ona yapabiliyoruz.
Şimdi bu kişilerin dikkati hep böyle patolojik konuya yöneliyor, hastalık konusuna yöneliyor. Hep onları tekrar onları düşünüyorlar. Bu kişiler eğer başlangıç dönemindeyse kontrol duygusu bozuluyor çünkü. Bu hastalığı onun için eskiden psikasteni denirdi OKB'ye. Psikasteni de ruh zayıflığı diye geçiyor Türkçe'de. Yani aslında irade zayıflığı gibi. Kişiler karar veremiyorlar. Niye karar veremiyorlar? Karar verememesinin sebebi karar verme mekanizması bozuluyor. Tik gibi. Aynı şeyi tekrar yapıyorlar. Ama hafif dönemde bu tekrarı saçma ya öyle şey mi olur deyip dikkat değiştirme yöntemiyle, DDY yöntemiyle dikkatini başka konuya değiştirmeyi başarıyor aklına geldiği zaman. Onu yapa bir müddet sonra kontrol o kişinin eline geçiyor. Ama hastalıkta artık kontrol hastalıklı beyin bölgesinin kontrolüne geçiyor. Bak. Düşünce tekrarı şeytan ve vesvese denilen şey bir müddet sonra maddi boyut kazanıyor. Beyinde network bozuluyor ve beynin bir kısmı otomatik çalışmaya başlıyor artık. Otomatik olarak o düşünceyi devamlı aklına getir diyor. Ondan başka şey düşünemez hale geliyor. Bu kişi artık bu kendi doktor olamaz. Bu dönem bitti. Bu dönemde yüksek doz ilaç gerekiyor. Yani hastaneye yatırmak gerekiyor. Manyetik tedavi gerekiyor. Bu çok ileri hale gelirse içgörüsüz dönem diyoruz. Bu dönemde de kişi artık şizofrenik, şizoobsesif oluyor. Şizofreni gibi hasta olduğunu kabul etmiyor. Bunun normal olduğunu kabul ediyor. Zaten o kişi hastaneye yatırıp daha yoğun tedaviler gerekir ona. Hiç kimse sıfır anadan doğma gibi tertemiz olmaz. Çünkü çocuk doğduğu zaman nörobilimde devrim yapan çalışmalardan birisi de feral child denilen vahşi çocuk vakalarıdır. Ormanda bulunan çocuklar küçük yaşta kayboluyorlar. Ormanda bulunduğu zaman çocuklara konuşma öğretilemiyor, insanlık öğretilemiyor. Bırakın yani kadın olmayı, erkek olmayı internette vardır. Ukrayna'da Oksana Malaya vakası var. 3 yaşında annesi babası ikisi de alkolik, çocukla ilgilenmiyorlar. Çocuk 3 yaşındayken evin bahçesindeki köpekler arasında büyüyor. Anneliği babalı köpekler yapıyor. 3 yaşından sonra 10 yaşında bulunuyor o çocuk. Hikaye gibi, masal gibi geliyor insan ama gerçek. Ondan sonra vaka, literatüre geçmiş bir vaka. Çocuk aynı köpek gibi havlıyor, köpek gibi suyun altına giriyor, 4 ayakla yürüyor, yemekleri ağzından yiyor, ellerini kullanamıyor. Sadece köpek gibi adımlar atıyor, düşün. Çocuk bulunduğunda böyle ve çocuk kız çocuğu. Bulunduğunda kız erkek olduğu bile belli değil. Onun için cinsel kimlik sonradan öğrenildiğinin kanıtıdır bu. Erkek veya kadın cinsel kimliği sonradan öğrenildiğine kanıt doluyor bulgular, vakalar. Bunun üzerine o çocuk da 20 yaşında ayakta yürümeyi öğreniyor ve konuşmaya başlayabiliyor. Ya yani bu vaka gösteriyor ki doğuşta biz temiz bir levha gibi doğuyoruz ama boş levha değil. Yetenekler levhası olarak doğuyor insanoğlu. Ondan sonra anne, baba çevreden düşünceler ve hangi durumda nasıl davranacağını öğreniyor. Onun için 0-6 yaşa öğrendiğimiz bilgiler bu nörobilimin yeni bilgilerine gelişimine göre insanın hayatında öğrendiği bilgilerin %50'sinden daha fazla. Bazı görüşlere göre 0-3 yaş arası. Onun için kişinin temelleri o dönemde atılıyor. Mesela burada hangi risalede geçiyor tam hatırlamıyorum. Bir yerde geçiyor. Anne babayla ilgili çocuğun gelişen ruhuna atılan tohumlardır diyor annenin babayla ilişkiler. Yani en birinci muallimi anne babadır diyor. Orada atılan tohumlar daha sonra yeşerir diyor. Onun için çocuğu o aynı nörobilimin 0-6 yaş arasındaki çocuğunda annenin babanın rollerini anlatan çok güzel bir şey. Çünkü kişilik yaşantılarla öğreniliyor. Hikayelerle öğreniliyor hayat. Anne ve babayla çocuğun yaşantısı, hikayesi yoksa o çocuk vahşi çocuk gibi köpekten öğreniyor her şeyi. Vesvese de tamamen bizim çeşitli korkularımızla, sosyal çevreden öğreniyoruz. Onun için bunlar öğrenildiği zaman iyi bir düzeltmelerle tekrar düzeltilebiliyor. Ama bunu öğrenen de beynimizin akıl kısmıdır. Beynimizin duygu kısmıyla akıl kısmını beynimizin ön bölgesi yönetiyor. Bu beynimizin ön bölgesi olmazsa medeniyet olmazdı, insanlık olmazdı bak. Beyin ön bölgesi maymunlarda gelişmediği için maymunlar da fiziksel olarak insana çok benziyor. Bazı davranışları var, bazı öğrenmeler yapabiliyorlar. Fakat maymunlar 1000 sene insanlar arasında kalsa medeniyet kuramazlar, toplum olamazlar, şehirleşemezler maymunlar. Yapamaz bunu. Sadece genetik kodları neyse yemek, içmek, üremekle kodlanmışlar. Ama insanda yemek, içmek, üremenin dışında kümlük oluşturabilme, toplum oluşturabilme, medeniyet oluşturabilme, soyut düşünce, kavramsal düşünce, sembolik düşünceyle ilgili soyut genler var insanda. Buna metakognitif genler deniyor. Bu genler insanı insan yapıyor ve bu genler insana düşünce öğrettiriyor. Dil becerisini bunlar kazandırtıyor. Hayvanlarda dil becerisi onun için gelişemiyor.
Yani bir maymuna saatler, günlerce ders ver, doğuştan itibaren başla buna, öğretemiyorsun. Ama bir insana mesela otistikleri öğretemiyorsun. Çünkü beyinlerinde o genler yok. Genetik olarak bozuk doğdukları için onlar zihin teorisi geliştiremiyor otistikler. Zihin teorisi ne? Ayna nöronlarla ilgili beyinde. Ayna nöronlar ne? Mesela ayna nöron, motor ayna nöronlar. Birisi elini kaldırır ama karşı kişinin beyninde değil, kol kaldırma bölgesi harekete geçer. Duygusal ayna nöronlar var. Sen bir şey hissettiğin zaman, üzüntü, korku, nefret, karşı tarafın beynindeki ayna nöronlar aynısı harekete geçer, aynı bölgeler. Telsiz internet gibi çalışıyor. Bu devrim yaptı bu. Ve onun için bizim korkularımız bulaşıyor, sevgimiz bulaşıyor, düşüncelerimiz bulaşıyor. Düşüncelerin kendisi bulaşmıyor ama düşünceye eşlik eden duygular bulaşıyor. Ve böyle olunca da karşı tarafta vesveseleri bulaştırıp yayabiliyoruz ya da alabiliyoruz. Yani hayal kırıklığı Allah'a şükür hiç yaşamadım ya. En zor vaka bile gelse bir şekilde biz 20 sene süren, bak şizofreni diye mahkeme kararıyla vasi tayin edilmiş bir hasta biliyorum şizofreni diye. Ben ondan sonra dedim ki arkadaş ben haddimi bilmeliyim dedim. Yani birçok bakıyorum ben meslektaş 20 sene sürmüş bir şizofren geldiği zaman bu düzelmez deyip bir ilaç yazıp gönderiyor. Uğraştım düzeldi hasta. Ve kişi iyi, o kadar iyileşti ki mahkemeye gitti, kendi vesayet kararını kendisi kararttı. Elazığ'daki Rusun hastanesine gitti, oradan kaldırttı üzerindeki vesayeti. Yani onun üzerine bu 20 sene sürmüş bir vaka düzelebildiğine göre benim vazifem dedim, ölümden başka her şeyin çaresi vardır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Benim vazifem o kişinin düzelmesi için çabalamaktır. Tıp ne diyorsa elinden gelen yeni tedavi yöntemleri neler olmasa yapmaktır diyerek çabalamak. Yani %10'da, %20'de, %30'da olsa düzelmeye çalışıyor ve böyle vakalar var. Onun için düzelmez demiyoruz ama tedavi dirençli vakalar olmuyor mu? Oluyor. Ama onların tedavisinde de biz mesela bir yöntem şu anda dünyada Amerika'dan sonra ikinci kullanan olduk. O genetik testler yaparak tedavi yapıyoruz. İlaç genetiğe bakıyoruz. Mesela bizim aldığımız ilk sonuçlardan birisi de supraterapötik doza ilaç çıkabiliyoruz. Çünkü bazı bünyeler vardır. Bir ilaç veriyorsun, o ilacı kullanmadan atıyor. Fil dozuna ilaç veriyorsun, vücut kullanmadan atıyor. Normalde bakınca ben yeterli dozda, kitapta yazan dozda ilaç veriyorum, tesir etmiyor, düzelmiyorsun diyor. Biz ona bir bakıyoruz, aslında ilacı vücut kullanamıyor. Orada ilaçlarını değiştiriyoruz. Sitokrom enzimleri de enzimler var. Onlara bakıyoruz. Enzim aktivitesine bakıyoruz. Ona göre ilaç veriyoruz. Kanda ilaç yükseldiği zaman düzelmeyen vakalar düzeliyor. Mesela sigara içerse o enzim uyarıldığı için sigara ilacın vücuduna atılımını kolaylaştırıyor. Bunlara bakarak yani genetik algoritmalara göre ilaç veriyoruz. DNA analizi yaparak ilaç veriyoruz. Yani onun için dünyada bu konuda en son yöntem neyse bunları yapmadan biraz da bunda ben askeriyeden aldığım bir şeyi kullanıyorum bak. Komutan sadece yapılan işlerden değil, yapılmayan işlerden de sorumludur. Onun için durumdan vazife çıkarır şeyler, komutanlar. Hekim olarak da bizim hastanın yüksek yararını hedef alıyoruz biz. Bu hasta için yapılan tedavilerin dışında başka yapılmayan tedavilerden de sorumluyuz biz. Bunu biz motto olarak yazdık. Kitapçıklarımıza vesaire kullanıyoruz. Yani hekim senin hastanın tedavisinde şu dünyada şöyle bir yöntem var. Bu yöntemle bunu şu anda tedavi edemiyoruz ama onu araştırıyoruz. Belki onu uygulayacağız. Belki şurada uygulanabilir diyebilmek de bir vebalili bir konu diyerek bunu da söylüyoruz. Böyle olunca muhakkak yani sebepleri yaratan Allah. Biz aracıyız. Şifa Allah. Biz sebebiz diyerek gayret ediyoruz. Onun için ölümden başka her şeyin çaresi var. Biz ümitsizliğe düşmeden çabalayalım.